Programımıza devam edelim. Geçen günlerde Kerkük'te turizme destek için özel bir toplantı düzenlendi. Turizm şöbesi tarafından hep birlikte veteran izleyen ondan sonra kaldığımız yerden devam ederiz. Kültür Bakanlığı'na bağlı Kerkük Turizm Şubesi turizm şirketleri, oteller ve kafelerin sahipleriyle bir araya gelerek bu şirketlerin önünde bulunan engelleri görüşmek için bir sempozyum düzenledi. Gerçekten 13 yılın bir ihmali var idi Kerkük'te. Bugün ilk olarak başladı. Burada artık toplantılar olacaktı. Bazı esücüler vardı, bazı fazlalar vardı. Onları konuştuk burada. Özellikle icazaya, tesis şirke dediğimiz, ona ihtimam edirdiler. Kimin var, kimin yok, bazı var deyirdiler, açılıbdı. Hiçbir şekilde icazası yoktu çalışırı. Bu da kanuna muhalif olduğunu anladırdılar taban. Taban kesinlikle burada doğru değiller bu mevzuda. Biz de taban onlardan talep ettik. Gerçekten siyahede, siyahanın icazası çıkmağı için çok zorluklar vardı. Onlardan talep ettik, bir yani o biraz asan dediler icazanı. Bu görüşmeleri yaptık burada. Onlar da inşallah bize yardımcı olacaklar icaza konusunda. Kerkük'te bulunan birçok şirket sahipleriyle direkt olarak temasta bulunan tarafların da hazır bulunduğu sempozyumda başta turizm güvenliği olmak üzere turizmin geliştirilmesi ve bütün gereksinimlerini yerine getirme konuları ele aldılar. Biz ihtisasımız İttihad-ı Am Nikabatül Ammal, kurruk ammal için hüviye. Bu hüviye bu amil istifade etsin özünden. Birkaç karz var içinde 8 milyon. وزيك إثبات شخصي وزيك يعني أبو عملائك وبز يعني قال عمله قال اتحاد يانا شيء دفاع يعني إدارة وزيك إذا أجر 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 وش هاي سحابنا مطعم سحابنا كافتيريا سحابنا حقا وين ما دي عزنا قال يانا يعني ما بس شيء وار محكمة عمل وار عمال ماله دفاع إدارة وزنا حتى حقا أعلى. Evet sevgili değerli izleyicilerimiz, tabii ki bir kentin kalkınmasına en önemli noktalardan birisi o da turizme önem vermekte. Kerkük'te de son günlerde sürekli bu konuyla ilgili toplantılar düzenlenir. Çünkü birçok şirket vardı Kerkük'te, mesela resmi izni yoktu. Onun için kolaylıklar sağlanacaktı önümüzdeki günlerde ve inşallah gelecek Kerkük için daha parlak olur.